Kitap dünyasında sizlerin de bildiğiniz gibi bizler elimizden geldiğince yayıncılık sektörüne dair bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Bu hafta da tabii ki öyle yapacağız. Yine bir yayın evini tanıyacağız. Biz bu sefer istedik ki 8 yıldır bizimle bu yola devam eden Arkadaş Kitap Evi'nde yapmakta olduğumuz anonslarımızın bir başka saç ayağına bakalım ve bu sefer de Arkadaş Yayınları'nı tanıtalım istedik. Evet, röportajımız sizlerle. Arkadaş Yayın Evi epey uzun yıllar önce kurulmuş Türkiye'nin en eski yayın evlerinden biri. 30 yılı aşan bir geçmişi ve işte Türk yayın hayatına kazandırdığı 1000'in üzerinde yayın var. Bu yayınlar arasında belki de yayın evimizin genel anlamda bilinmesini en çok sağlayan ilk etapta çok yoğun çalıştığımız bilgisayar kitapları oldu. Dünyanın en büyük firmalarından birinin Türkiye'deki tek satıcısı, tek distribütörü ve çeviri haklarının tek sahibi olarak yayın evimiz pek çok bilgisayar kitabı yayınladı. Bunları bütün Türkiye'ye yaydı, dağıttı ve böylelikle belki de Türkiye'deki bilgisayar terminolojisinin yerleşmesine de katkıda bulunmuş bir yayın evi. Onun dışında çok çeşitli konularda çalıştık bu 30 yıl boyunca ve son yıllarda da bir yayın grubu kismesine bölündükten sonra 2-3 yayın evi daha ekleyerek çalışmalarımızı iyice hem kategorize etmiş olduk hem genişlettik. Akıl Çelen Kitaplar diye bir yayın evi kuruldu. Ardından Binbir Çiçek Kitaplar diye bir yayın evi kuruldu. Bunun bir kısmı çocuk kitaplarına yoğunlaştı. Tabii onları çalışmak çok keyifli, biliyorsunuz. Çocuk kitapları bize de değişik bir enerji veriyor. Arkadaş zaten devam ediyor aynı şekilde. Böylelikle bir yayın grubu haline gelerek 2-3 yılda çalışmalarımızı iyice hızlandırarak devam ediyoruz. İşi yayıncılık yapmak olan bir kişi için bence bir kitap evi sahibi olmak çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü müşterilerimiz bize genellikle geri bildirimde bulunmayı çok sevmiyorlar. Yani hani iyi bir şeyler olduğunda da kötü bir şey olduğunda da çok fazla tepki almayız biz okuyucularımızdan. Ama bir kitap evi sahibi olduğunuz zaman okuyucuyla birebir karşılıklı ilişki kurma şansına sahip oluyorsunuz. Yani oradaki çalışanlarımız işte bir kitap gösteriyorlar, onun hakkında bir fikir almış oluyorlar. Bunlar bize geliyor hep. Hem yayın politikamızı şekillendirmekte hem oradaki işte satışların gidişatından okuyucunun ilgisinin ne yöne gittiğini daha iyi kavramak açısından her zaman bir avantaj. Şimdi son yıllarda iki mağazamız var. Çok da güzel ve bize göre çok kaliteli yerler. Okuyucularımız da çok iyi fikirler beyan ediyorlar bu konuda bize. Biz çok memnunuz. Yani hem okuyucudan gelen tepkileri almak hem piyasanın gidişatını görebilmek açısından. Ben burada editör olarak görev yapıyorum ama belki 15 yıllık bir çeviri geçmişim var. Bu konuda bir şeyler diyebilecek konumda hissediyorum kendimi. Belki değilimdir ama en azından öyle bir hisse sahibim. Bir dili çok iyi bilmek sadece çeviri yapmak için yeterli değil. Yani siz İngilizce öğretmeni oluyorsunuz, çok rahat konuşuyorsunuz, çok akıcı her metni anlıyorsunuz ama çeviri yapamayabiliyorsunuz. O bambaşka bir şey. İşte hem kitap okumakla alakalı hem çeviri yaptığınız dilin kültürünü iyi tanımakla ilgili. Dolayısıyla bizim önümüzde tabii çok geliyor çeviri denemeleri, bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızın çalışmaları. Ama iki sayfada hemen belli oluyor zaten. Biraz karşılıklı kültürleri iyi tanımakla mümkün. Az önce kitap evi sahibi olmaktan bahsederken söylediğim şeyler aslında fuarlar için de geçerli. Yani fuarlar çok bizim okuyucu tepkilerini alabilmek açısından çok değer verdiğimiz çalışmalar ve bu yüzden de Türkiye'deki kitap fuarlarının hepsine katılmaya çalışıyoruz. Yani mali anlamda her zaman bir örtüşmeyebiliyor. Maalesef Türkiye'deki yayıncılık sektörünün sıkıntılarından biri de bu. Ama her fuarda olmak hem okuyucunun sizi kanıksaması, görmesi, tanıması, çalışmalarınız hakkında daha fazla bilgi alması açısından hem de tam tersine bizim okuyucunun fikirlerini alabilmemiz açısından çok faydalı ve bütün fuarlara o yüzden yani yurt içi yurt dışı bütün kitap fuarlarında bulunmaya çalışıyoruz. Dağıtım hakikaten Türkiye'de sıkıntı. Böyle bir sıkıntı var, hepimiz yaşıyoruz. Bütün sektör yaşıyor. En büyük yayınlarından en küçüğüne, işte türlü yayın grupları. Kitap evleri zaman zaman bundan şikayet ediyorlar. İşin garip tarafı dağıtımcılar da şikayet ediyor bundan. Yani bu sektörde kaç kişi varsa hepsi bundan şikayet ediyor. Ama bence bütün problem hem Türkiye'deki ticari yapının çok sağlıklı olmayışından hem de bizim maalesef kitap okuma rakamlarımızın çok düşük oluşundan kaynaklanıyor. Yani şu anki
kitap tirajları bir editör olarak benim işte yurt dışındaki meslektaşlarımla ilişki içinde bulunduğumda, konuştuğumda, sohbet ederken biraz utanarak ifade ettiğim rakamlar maalesef. O da işleri iyice zorlaştırıyor. Halbuki mesela o rakamın 10 katı bir sirkülasyon olsa ülkede bu sıkıntıların büyük kısmı kendiliğinden çözülebilecek şeyler ama şu anki durumumuz biraz zorluyor bizi maalesef. Çok çeşitli işler yapıyoruz. Çocuk kitapları apayrı bir dünya biliyorsunuz zaten. O işte çocukları hepimiz seviyoruz. Onlara güzel bir şeyler vermek, hem düşündürecek hem bir şeyler öğretecek bir şeyler vermek çok keyif veriyor bizlere. Temel amaç okuyucumuzun işte hani düşünüp farklı bir şeyler kendine katabilmesine imkan sağlayacak şeyler. Her tür kitabımız var. Birkaç örnek gösterebilirim bu arada. Mesela şu daha bugün piyasaya çıkan bir kitap. Hatta şu anda raflarda tam olarak dağılmamış olduğunu tahmin ediyorum. Che Guevara'nın hiç yayınlanmamış bir günlüğü bu. İçinde daha önce Türkiye'de ve dünyada hiç yayınlanmamış fotoğrafları var. Ayrıca böyle iki formalık bir fotoğraf kısmı kondu. Okuyucularımıza ulaştırmak için bir posterimiz var, küçük, minik bir hediye olarak. Bu mesela bizi çok heyecanlandıran bir kitap son dönemde. İşte bir ders kitapları projemiz var. Arkadaş olarak son dönemde yoğunlaştığımız 48 kitaplık bir paket. Çocuk kitaplarında yine bizim temel kriterlerimiz yani eğlendirelim, çocuklarımız eğlensinler, gülsünler tabii ki. Ama bir şeyler de öğrensinler istiyoruz bir yandan. Sadece eğlenecekleri bir şeyler sunmaktan ileri bir şey olsun istiyoruz. Mesela şöyle bir ilk 1000 sözcük serimiz çıkmaya başladı. İçinde resimlerle kelimeler var ve çocuklar bunlara bakıp ilk bir dilin en önemli ilk 1000 sözcüğünü bu kitaplarla öğrenebilirler ve okuyucularımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz bu serimizle ilgili. Şu ana kadar 6 kitabımız çıktı. İşte Latincesine varana kadar hazırlıyoruz şu anda. Bizi çok heyecanlandıran bir proje. İşte içinde maskeler olan kitaplarımız var. Böyle. Bu maskeyi alıp hem kitabı okuyup işte hayvanlarla ilgili bir şeyler öğrenip bir yandan da maskesiyle oyun oynayabiliyorlar gibi. Ya da sanat ya da bilimle ilgili böyle çok ciddi çalışmalarımız var. Leonardo'nun kendi çizimlerini anlatan bir kitap mesela. Bu çok hacimli, güzel bir çalışma. Okuyucularımızdan bu da çok güzel tepkiler oluyor. Çok iyi sonuçlara ulaşıyoruz bunlarla. Biraz önce dağıtımcılarla ilgili problemlerden ya da sektörün genel probleminden bahsederken çok az okuduğumuzu söyledik. Bence yine burada temeli. Çok az okumamıza rağmen bizde herkes yazabildiğini zannediyor. Yani hani insanların şevkini tabii ki kırmak istemem ben bu sektörde profesyonel olarak çalışan biri olarak. Ama herkes yazamıyor. Yani yazabilmek için önce bir birikim sahibi olmak, çok okumak ve onu sindirmiş olmak lazım bir anlamda. Tabii ki çok yetenekli insanlar var, çok güzel şeyler ortaya koyuyorlar ama bir editör olarak ben şunu yazdım, şöyle bir çalışmam var diye bana e-mail ile diyelim ki e-posta ile gelen bir mesajı okuyup oradaki yazım hatalarını gördüğüm zaman o çalışmaya ben ilgi gösterip gerçek anlamda bakamıyorum. Yani öncelikle herkesin neyinin eksik olduğunu biraz daha düşünmesi ve o yönde çaba göstermesi lazım. Tabii ki bu yazarak da gelişen bir şey. Yani ben hani 200 kitabı okuyayım ondan sonra oturup yazdığım ilk şey çok iyi olacak gibi bir şey değil. Bir yandan da yazmak lazım. Belki şey olabilir, insanlar yazsınlar, çok da severek yapsınlar bunu, öyle de yapıyorlar zaten. Çevrelerindeki herkese okusunlar bir kere, eleştiriye her zaman açık olsunlar. Yani neyi eksik olduğunu söyleniyorsa, böyle o gözle bakmaya çalışıp bir şeyler geliştirmeye çalıştıktan sonra bir yayın evine başvursunlar. Çünkü şöyle bir kısır döngü var, ben bir şey yazdım, çok beğendim, çok güzel oldu. Editöre gönderdim yayın evine, kötü cevap aldım, omuzlarım düştü. Ben vazgeçtim dedim. Yani geçti gitti kendiliğinden. Halbuki biraz eleştiriye açık olup ne gelişebilir, ne daha iyi yapılabilir bakıp ondan sonra bir yayın evine başvurmak belki daha iyi olabilir.